bundan sonrasını da ona göre. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum'da doğal gaz müjdesi açıklamasına bir grup çevreciden tepki geldi. Isınma ihtiyacının büyük ölçüde elektrikle çalışan cihazlarla karşılandığı Bodrum'a doğal gaz gelmesine karşı olduklarını açıklayan grup, projenin çevreye zarar vereceğini savundu. İsterseniz bir dakika geriye çekilebilir miyim? Peki ısınma sorunu Bodrum'da yaşayan vatandaşların önemli sorunlarından biri. Konutların çoğunluğunun yaz koşullarına göre üretilmiş olması ve ısınmanın elektrikle çalışan aygıtlarla sağlanması, vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını hem pahalı hem de yetersiz şekilde çözmelerine neden oluyor. 2013 yılından beri zaman zaman gündeme gelen doğalgaz projesi, vatandaşlar kadar 12 ay açık turizm tesisleri açısından da önem taşıyor. Başkan Aras yaptığı açıklamada kendisinin bir süredir yürüttüğü temasların meyvesini verdiğini, Bodrum'un enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgaz boru hattı çalışmalarının Enerji Bakanlığı'nca en kısa zamanda başlatılacağını aktarmıştı. Doğalgaz projesi ve Başkan Aras'ın bu duyurusuna Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, Bodrum Savunması ve Gümüşlük Forumu üyelerinden oluşan 25-30 kişilik bir grup tepki gösterdi. Bugün belediye meydanında yapılan basın açıklamasını grup adına Umay Karabaş okudu. Doğalgaz projesini dehşetle karşıladık cümlesiyle başlayan açıklamada fosil yakıt kullanımına karşı olunduğu vurgulanıp doğalgaz kullanımının ekolojik denge açısından ağır sonuçları olacağı iddia edilerek Bodrum Belediyesi imza attığı iklim için kentler deklarasyonuna uygun davranmaya davet edildi. Açıklamada Bodrum Belediyesi'nce yanıtlanması istenen bazı sorularsa şöyle. Krizinin baş aktörlerinden biri olarak fosil yakıt tüketimi bilimsel ve somut olarak ortaya konup bundan vazgeçilmesi yönünde planlar hazırlanıp yürürlüğe konurken biz ülkemizdeki öncü belediyelerden biri olup ilgili çalışmalar yapacağımızın taahhüdünü 5 ay önce somut olarak vermişken bir fosil yakıt olan doğalgazın Bodrum'a geleceğinin haberi nasıl bir müjdedir? Servis edilen haberde ekolojik denge açısından ağır sonuçları olan bu projeye dair kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiştir. Dolayısıyla aşağıdaki soruları yanıt talep ediyoruz. 1. İklim için kentler deklarasyonu imzaladıktan sonra belediye bünyesinde ilgili çalışmaları yürütmek için kurulan sürdürülebilirlik birimi bugüne kadar neler yapmıştır? Hali hazırda faal bir birim midir? 2. Artan nüfusun ısınma ihtiyacı ve dolaylı olarak elektrik tüketimi düşünülerek önümüze gelen bu projenin gerçekten temiz, iklim ve doğa dostu alternatifleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirilip elenmiş midir? Bundan Bodrum'un haberi var mıdır? Değerlendirme ve karar süreçlerine Bodrumlular aktif ve şeffaf olarak katılmış mıdır? 2013 yılında Bodrum Kaymakamlığı tarafından gündeme getirilen doğalgaz fikri takip eden yıllarda 2015'te, 2016'da, 2018'de çatıüstü güneş panellerinin de yoğunlukla konuşulduğu temiz ve yenilenebilir enerji çalışmalarını ivme kazandırmıştır. Doğalgaz şöyle dursun, santral büyüklüğünde projelere bile gerek kalmadan hali hazırdaki yapıları dönüştürmek belli ki Bodrum'un yoğunluklu tercihidir. Bu çalışmalar ve tercih yok mu sayılmaktadır? 4. Yılın en az 7 ayı süre ve açı olarak güneşin cömert olduğu bölgemizde fosil yakıta bağımlı hale gelmeyi düşünmek çağımızın hangi gerçekleriyle uyuşmaktadır? 5. Bodrum'un altının kültür mirası açısından ne kadar zengin olduğunu daha evvelsi gün ortaya çıkarılan 2400 yıllık lahit ile bir kez daha görmüşken bu bize yeni altyapı işlerine girişmeyi mi söyler? Yoksa kültür mirasını gözetip koruyarak üst yapıların değerlendirilmesini mi? 6. Bodrum'un artan nüfusundan mirastan su, başka bir yerden doğalgaz, onlarca yeni yapı derken bu yarım adanın ölmekte olduğunu farkında mıyız? Esas soruna bir çözüm bulma yoluna gitmeden semptomatik tedavi gibi, yama gibi projelerle Bodrum yüzünden başka yerlere zarar verdiğimizin bilincinde miyiz?